Şimdi benim beklentim neden yok? Onu söyleyeyim. Ben ilkeler ittifakına varım. Biz memleket partisi olarak ilkeler ittifakına varız. Menfaat ittifakına yokuz. İlkeler ittifakı nedir? Bir, Atatürk tartışılmayacak. İki, terörle aramıza mesafe koyacağız. Üç, eğitim tarikatlara bırakılmayacak. Dört, laiklik korunacak. Beş, kadına şiddet ve çocuk istismarı yüksek sesle kınanıp engellenecek. Kadın cinayetleri için sert tedbirler alınacak. Bunlar bunlar ittifak olur. Ama şu ittifak olmaz. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Ben ne olacağım? Sen de ol. Ben sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı. ol. Sen sen de ol. 7 tane boncuk gibi dizilin. Bir dakika yetmez bana Cumhurbaşkanı yardımcısı. Başka ne istiyorsun? Bakanlık. Bir de bakanlık verelim yanına. Başka ne istiyorsun? Milletvekilliği. İşte listeler burada ya. Arkadaş bak. Yani ben bunları buraya iş olsun diye getirmedim. Gelecek Partisi'nden CHP listelerinden aday olanlar. Şimdi bunları karıştırmayın ne geleceğim olur. olur. Bak, ee, geleceğim bak. şu soruma cevap verin de benim. Deva Partisi'nden ve Saadet'ten. Toplam 77 kişi. Şimdi bu menfaat ittifakı olur. Biz böyle bir beklentimiz yok. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik. Ben dedim gerek yok dedim ya bu kadar ayrıntıya. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Bırakın dedim bunların oyu falan yok zaten ortada dedim. Ne oyları var ya? Dördünü toplasan bir puan var. Yok ki ortada oy falan. Bırakın dedim gelin üçümüz beraber oturalım. Atatürk diyelim, terörle mücadele diyelim, cumhuriyet diyelim, laiklik diyelim, çağdaş eğitim diyelim. Sığınmacıları göndereceğiz diyelim. Çıkalım toplumun karşısına. Ben bunu önerdim. Kime? Basına her ortalıkta önerdim bunu. Hayır bunu bir CHP'den, İyi Parti'den bir muhataba da ilettiniz mi bizzat? Ha, efendim basının huzurunda söyledim ben bunu. Hangi kanalda söylediğimi hatırlamıyorum şimdi. Yok ben söylediğinizi hatırlıyorum ha, da. Bizzat hayır, bir muhataba. Bu bir ettim. tekliftir. Hı. Bu bir tekliftir. Ortaya halkın, halkın önünde, milletin önünde yapılmış bir tekliftir. Gerek yok bu kadar böyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtmaya Bakanlık dağıtmaya, milletvekilliği dağıtmaya içimsiz diyor benim CHP listelerini görünce. Ya arkadaş Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ali Dibo olur mu Çankaya'da? Efendim geçiş geçişleri, ya geçin bu işleri. Bak bir tane sorum var. Ben bu soruyu sormak zorundayım. Muharrem Bey bunu size soracağım. Hayır Siz benim, benim sorumun içinde ne olur bunları şey yapmayın. Ama ben söylüyorum işte. Ben size bunları soracağım. Hayır bakın. Soracağım A listeleri de soracağım. Hiç merak etmeyin hayır, soracağım. Hayır açıklıyorum işte zaten. Çok net. Bak ilke ittifakı olsaydı olurdu. Ortada var olan menfaat ittifakı. Biz bunun içinde yokuz. Size bir teklif geldi mi? Ha, teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi. Tamam. Ne geldi? Yani somut olarak. Ama kim bak. size ne teklif etti? Hayır bakın ben basının huzurunda söyledim. Tekrar ediyorum. Ben bunları konuşmuyorum dedim. Benim konuşacağım dedim. Bir terörün her türlüsünü kınıyacağız. Atatürk kırmızı çizgimiz. Burada anlaşalım. Ben bundan başka bir şey söylemedim. Ben bunları söylüyorum. Yoksa 3 milletvekilliği, 5 bakanlık bu, bunları geçeceksin. Böyle bir teklif geldi mi? Hayır bak üç ya nasıl gelecek? Gelemez ki partisinin listelerinin yarısını vermişsin. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para. Bu kadar örgütler, yüzyıllık parti, 17'si, bir sürü belediye, sınırsız imkan... Bununla seçim kazanamıyorsun da ben bir otobüs bir telefonla siyaset yapıyorum bedeli niye ben ödeyecekmişim? Kılıçdaroğlu ödesin. 10 kere kaybetmiş 11.ye bir daha kaybesin. Niye ben ödüyorum ya? Demokrat bu ihale mafyası mı bu? Bu seçime benden başka kimse giremez. Hani bazı ihalelerde oluyor ya. Topuğuna sıkarım bu ihaleye girersen. Seni suçlarım. Bu seçime girersen seni sonra seçimin Sebebi buydu diye suçlarım. Hadi ya tam ihale mafyası usulü bu. Bu seçime geleni topundan vururum. Demokratik hakkımı kullanıyorum. O kadar imkanla git kazan o zaman. Yüzde %60'la kazanıyormuşsun, ben de ikiymişim. E 58'de kazan ne yapayım? Böyle bir dünya yok. Kendine bakacaksın. O kadar imkanla kazanamıyorsan kendine bakacaksın. Beni ne suçlayacaksın? CHP listeleri daha açıklanmadan günler önce bu 9 Nisan'da kıyamet kopacak dediniz siz. Dedim. Ee, bu listelerle ilgili size CHP içinden bilgi mi sızdırıldı? Hayır Nereden biliyordunuz? tahmin ediyorum ben. Karga sesiyle bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yoktur. Bugün Beylikdüzü'ne giderken bir bina gördüm. yanındaki arkadaşlara dedim ki ya şu bina, bu binanın dedim. Bu şehrin bağrına saplanmış bir hançer olduğunu anlamak için mimar olmaya gerek var mı? Mimar olma gerek yok. Ben dedim 9 Nisan'da kıyamet kopacak dedim. İşte gösterdim demin 77 kişi. CHP'nin 130 milletvekili var. Yarısından fazlası. Bakın bir şey söyleyeyim size. Bunlar seçim oldu mu pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak. Parlamentoda.